Herkese merhaba. Aslında bugün video çekmeyecektim. O yüzden tripodumu falan unuttum. Elim titrerse titrer. Yani bu kadar basit. Bugün proje hocamla görüşmek için Antalya'ya geldim. Ama yani o kadar zor şartlar altında geldim ki. Dünyanın en zor şartlarıydı. Şimdi ilk başta bugün saat 7'ye kadar sınırsız dersim var. Sabahki derslere girmemek zorunda kaldım ve iki tane sınavdan aslında sıfır almış bulunmaktayım. Bunu babam asla duymasın yani. O yüzden hocanın da başka bugün, hani bugünden başka bir gün boşluğu olmadığı için mecbur bugün gelmek zorundaydım. Yoksa bu hafta bunu da halledemiyordum. Sonra proje hocası bulmadım diye Nihat Hoca bana kızıyordu yani. O yüzden mecbur buraya gelmek zorundaydım, neyse. Sonra bizim oradan bindiğim otobüs, iki otobüs varmış. Bir, ben yanlış olana binmişim tabii, her zamanki gibi. Tabii ki de. O beni birazcık aşağıda bıraktı. Tam önünde bırakan da varmış. Sonra ben otobandan yürüyorum böyle. Bir tane sağ olsun polis amcam beni gördü. Motoruyla birlikte yaklaştı ve dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim üniversiteye gidiyorum. Gel dedi. Beni sağ olsun getirdi. Allah razı olsun yani. Canım hızır gibi yetişti. İşte hocayla görüşeceğim. Şimdi saat 1.30'da. Zehra geliyor. Zehra'yı bekliyorum üniversitenin önünde, hastanenin önünde. Bakalım. Videoda tek sıkıntı keşke elimin titremesi olsaymış. Çok fazla ses geliyor çünkü şu an otobandayım. Yani otoban var önümde. Zehra'yı bekliyorum, şimdi gelir o. Sonra hocanın yanına gideceğiz. İçerileri de birazcık gezdiririm. Sonra akşam 7'ye kadar buradayım çünkü babamlar beni almaya gelecek. Zehra ile oturup bir kafede ders çalışmayı planlıyoruz. Benim 7'ye kadar olan derslerime de girmem gerekiyor ayrıyeten. Yani bugün gerçekten neler olacak hiç bilmiyorum. Umarım projemi de yani seçebilirim proje hocamla. Yoksa buradaki yani şeyler bilmiyorum ya. Bir de şimdi 1.30'da görüşmem var ama şu an hastanenin önündeyim. Tıp fakültesi birazcık daha aşağıda. Yani bir tıp fakültesini bulmam gerek. Bir de D3'tü galiba. A blok D3 odayı bulmam gerek. Hocayı aramam gerek. Bugün gerçekten bir de şarjım o kadar az ki. Aksilik gibi. Şarjım az. Takmayı unutmuşum. Ben her Antalya'ya geldiğimde şarjımı takmayı unutuyorum. Neyse artık bir şarj aleti bulup o şeyi de halledeceğim diye düşünüyorum. Kendime güvenim sonsuz, biliyor musunuz? Bunu yapacağız. Neyse daha fazla bu ses şeyiyle size şey yapmayayım. İşte anladınız, hadi bay. Selam. Şimdi gece oldu, fark ettiniz mi? Bir sabah görüşmüştük. Şimdi olanları anlatıyorum. Yine bir otobanın köşesinde durmaktayım. Şöyle göstereceğim size. Şöyle babamları bekliyorum burada. Zehra'yı gösteremedim size. Adam resmen köpeği dövdü arkamda. Yemin ediyorum geri zekalı insanlar var ya. Tövbe tövbe. İşte Zehra'yı size gösteremedim çünkü asla bir yerlerde video çekemedim. Utandım. Şu an tam ışıkların altındayım ama ışıklarda duran insanlar bana bakıyor. Neyse devam ediyorum. Hocanın yanına gittik Zehra ile birlikte. Çok zordu. Tıp fakültesini bulmak o kadar zor olabilir mi? Yani galiba Antalya'nın yarısı Akdeniz Üniversitesi. O kadar yol yürüdük yani. Gerçekten çok saçmaydı. Hocayı buldum. İçeri girdim. Çok tatlı bir hoca. Allah'ım nazar değmez inşallah. Çok iyi bir hocaya benziyor. İki tane proje için anlaştık. İki proje gönderecek. İkisine de çalışacağım. Haziran'da biri bitecek inşallah. Diğerine de başlarsak o da yazın bitecek inşallah. Sonra işte iki projeye başlayacağız. Çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Sonra ders bir tane kafeye gittik. Kitap kafeye. Kitap kafede internet işte bir saatlikmiş. Sürekli bir şeyler yiyip içmem gerekti birer saat internet alabilmek için. Ve online dersime girdim. Saat 7'ye kadar olan dersime. 6'da bittim. Şimdi saat 6.30. Ben babam bekliyorum. 7-7.30 gibi gelip alacak beni. Yani hayat bugün birazcık garipti. Ve gün nasıl geçti onu bile anlamadım ya. Adam öyle bir savaş alanı olarak bıraktım ki Hiroşima yanında toplu bir şey kalır yani. Görüşürüz bay. Görüşürüz bay, o zaman bay. Bay 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 bay. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir vlog çekmeye karar verdim. Yalnız vlog, tamam mı? Şimdi yapacağım işler, bugün o kadar yoğunum ki. Yani bir gün neden 24 saat hiçbir fikrim yok. Çok fazla işim var ve dedim ki vlog çekersem olur. Bugün çünkü çok işim var. Şimdi yarın staja gideceğim. Belki onu da çekebilirim iki gün. Haftada iki gün staja gidiyorum ama işte bilmiyorum. Bir bakarım çekebilirsem. Daha hocalarımla tam olarak kankiropişik olmadığım için laboratuvarları falan gösteremeyeceğim ama
İleride onları da yapacağım eminim. Çünkü Perşembe ve Cuma günü full. Sabahtan akşama kadar. Sabah 8'den akşam 5'e kadar oradayım. Buraya gelmem 8'i buluyor. Sabah 8, akşam 8 yani dışarılardayım. O yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Yapacağım işlerin çoğunu sevmiyorum. Sevmediğim şeyler çoğu. O yüzden sevdiğim bir şey yani video çekmek. Dedim araya sıkıştırırsam en azından modum yüksek olur. Bu arada sabah 5'te kalkmaya çalıştım. 2-3 gün falan. Birinci gün kalktım. Akşama doğru ölü gibiydim. İkinci gün kalkamadık hep birlikte. Arkadaşlarımla kalkıyoruz. Üçüncü gün bugün bir kalktım. Oturdum. Baktım. Dün akşamdan hiçbir şey hazırlamadığım için dedim ki yatayım en iyisi. Çok üzücüydü. Ama neyse bunu tekrarlayacağız. Tekrarlayacağız. Hiç sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Tamam mı? Devam edeceğiz. O zaman hadi benimle bir günümü paylaşın. Evet şimdi ilk durağımıza doğru yola çıktık. Belediyeye gideceğiz. Bizim burada bir tane bahçede baktığımız kedi vardı. Onun gözü akmaya başladı. Sonra biz götürmedik. Hani geçer diye. Ama artık sürekli akmaya başladı. O yüzden götürüyoruz şimdi. Peki burnunu karıştırma. Tam videomda. Öyle. Kaşıdım. Kaşımış sadece. Şerit var. Aynen. Şimdi belediyeye gelip böyle bir kağıt yaptırdık ki bu sokak kedisi olduğu için ücretsiz muayene etsinler diye. Şimdi bizim bahçede baktığımız kediler işte dedim ya. Onu götürdük veterinere. Neyse işte tedavisine başlandı. Ama şimdi bizim bahçede çok fazla kedi olduğu için biz onlardan birkaçını burada bir tane çok büyük bir arazi var kedilere bakıyor birileri. Onlara işte getirmeyi düşünüyorduk. Babam da şimdi oraya bir bakalım dedi. Geldi şimdi kadınlara söyleyecek kadın adama. Eğer isterlerse buraya getireceğiz birazını. Çünkü bizim bahçede acayip çok oldu. Aşkım. Minnacıkçın. Aşkım. Ne oldu? Küçük çocuk. Ne güzelsin annem ya. Gel gel seni de sileyim gel. Ne? Öyle üç gün bakma bana. Bakma bana öyle. Dın 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 dın. Bakın işte böyle tel örgülü bir yer. Köpekler falan olan bir yer. Şuraya götüreceğiz. Çok tatlılar, çok güzel kediler falan var. Bakalım inşallah iyi bakarlar. Çünkü bunlar hiç birbirlerinden ayrılmadı ve kaybolurlarsa üzülürler. Umarım evet. Kaybolmazlar. Umarım. Umarım. Umarım kaybolmazlar. Bakın yok, şimdi. Yok yerler güzel. Geldim. Şimdi yapılacaklar listemdeki iki şeyi yaptık. Bir veterinere gittik. Bankaya gidecektik. Bankayı unutmuşuz. Yani. Bilmiyorum. Artık onu da sonra yaparız diye düşünüyorum. Şimdi geldik işte bir kahve yaptım babamlarla görmüşsünüzdür. Bir kahveyi hak ettik dediler. Dedim tamam hadi kahve yapayım size bir tane. Kahve yaptık. Şimdi saat 8'de dersim var. Onun için okumam gereken kitap var. Okuyabildiğim kadar onu okuyacağım şimdi birazcık. Birazcık onu okuyacağım 100 sayfa kadar. Sonra video çekmem lazım. Önce kitabımızı okuyalım kahvemizle birlikte. Görüşürüz. Kitabımı okudum. Biraz az okudum. Çünkü sürekli ses yapıyorlar ve asla odaklanamıyorum. Yarın ya her şeyi dağıtıyorum. Yarın şeye gideceğim, staja gideceğim işte. Haftanın iki günü gidiyorum. Orada çok fazla boş zamanımız oluyor. Çünkü deneyleri yaptığımızda genellikle 3 saat, 4 saat, 5 saat araları oluyor. Hani ara vermemiz gerekiyor, beklememiz gerekiyor. O yüzden o aralarda ben sürekli kitap okuyorum. Dedim yarın ve öbürsü gün bitiririm Allah izin verirse. Orada o kitabı bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi oradaki hocam deney kitap defteri yapmış kendine. Ve ta böyle 2012'den öğrencilik zamanından kalan prosedürleri falan yazmış. Yani deney prosedürlerini. Mesela oradan açıp bakıyor
bir işe düştüğünde. Ben de çok özendim. Dedi ki sen ne yapsan çok iyi olur zaten dedi. Niçin çok iyi olur dedi. İleride bir çalışma yapacağın zaman tek tek hani aramak zorunda kalmazsın falan dedi. Ben dedim ki tamam. İşte onun için hocanın yaptığı zaten deneyleri ben not alıyordum. Onunla ilgili sayfa yazıyordum. Ama dedi ki bunları hani deftere geçirsen daha iyi olur falan deyince ben de dedim ki tamam. Benim de şöyle hali hazırda bir defterim vardı. Durun bir dakika. Bu çok pislenmiş ya. Herkes niye bağırıyor bu şeyde ya? Mahallede. Yemin ediyorum herkes bağırıyor birbirine. Şöyle bir defterim vardı benim. Çok güzel dışı böyle puf puflu falan. Yani dayanıklı bir defter. Ben de dedim ki buna çizgili. Dedim ki bunu en iyisi ben akademik defterim yapayım. Bunu geçirmeye başlayacağım. O zaman geçelim.